Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Jim Cramer arkadaşlar açıklamalarda bulundu ve e, Bitcoin ve Ethereum'larını sattığını açıkladı. <laughs> yani şu anda Jim Cramer dedi ki Bitcoin ve Ethereum'u sattım. Piyasanın tamamını da sahtekarlık olarak nitelendirdi. Şimdi geçmişten bugüne tabii kendisi gibi bilinen isimlerden çok fazla bu tarz yorumlar geldi. Ee, daha dün konuştuk ve e, bilinen <laughs> bu konuyla alakalı en çok bilinen Belfort'tu arkadaşlar ki e, Belfort'un sonradan görüşleri konuyla alakalı döndü. Şimdi e, piyasadaki birçok kişi arkadaşlar maalesef şöyle bir döngü içerisine giriyor. Şimdi e, bir ekonomist düşünün. Kendisi kripto para sektörüne giriyor ve başarısız oluyor, tamam? Ee, devamında e, piyasayı kötülemeye başlıyor, fakat piyasadan gözünü çekemiyor. Devamında piyasanın işleyişini anlayıp e, buna adapte olabildiğinde söylemleri iyileşiyor. Şimdi kötü olan kısım aslında o adapte olamadığı kısım. Şimdi kendisi başarılı bir ekonomist olabilir X kişisi, örneğin bizim Türklerden kim olduğunu söylemeyeceğim, e, çok bilinen bir kişi dedi ki, ben iyi bir yatırımcıyım dedi. Ama iyi bir trader değilim dedi. Ee, i̇yi bir trader değilim. Ya Bunu söyledi açık açık. Ee, ve bunda da şey bir şey yok. Yani ne bileyim e, ayıp bir şey yok. Piyasanın şimdi bir ekonomist örneğin. Ekonominin her alanında e, uzman olmasına nitekim gerek yoktur. E, özel çalışmaları olur. E, bir yenilikler çıkar dünya ekonomisinde. E, bu yenilikleri takip edebilir etmeyebilir. E, bununla alakalı tabi edebilmek önemlidir ancak adapte olabilmesi için bir araştırma ve çalışma süreci geçer. O araştırma ve çalışma sürecindeyken kişinin e, deneme yanılma yöntemiyle piyasasını anlayabilme etabındayken e, başarısız olduğu her alanda ki iş başarısız olmaktan geçer zaten. E, onu da söyleyeyim. E, burayı kötülemesine gerek yoktur arkadaşlar. E, bunu söyleyeyim. Jim Cramer gibi piyasada çok fazla insan var. Ancak bu bağlamda Önemli olan piyasanın işleyişini anlayabilmek, e, sabredebilmek, e, alım yapacağınız noktayı tespit edebilmek ve genel itibariyle e, uzak geleceği görebilmektir arkadaşlar. Uzun lafın kısası böyle yorumlar gelecektir. E, çok fazla kulak asmamanızı öneririm zira her zaman geldi, e, yıllar önce de geldi, ondan önceki yıllarda da geldi, e, hep geldi, sonuç hiç değişmedi. Bugün de geçmişi yaşıyoruz arkadaşlar. Velhasıl daha çok bu noktaya odaklanmanız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kişilerin ego tatmininden ziyade piyasa bellidir. Kimin ne dediğini çok umursamaz bu bağlamda ve kısa vadede haber fiyatlamaları olsa da piyasada uzun vadede her zaman trenin gittiği yön belli arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.